Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bir kelime videosuyla daha karşınızdayım. Bu videoda size enden ve feenden o iki fiil arasındaki farkı anlatmaya çalışacağım. Tabii bunlar arasında aslında çok yani ufak bir ayrım var ama çok da zor değil aslında. Şimdi enlernin aktif bir anlamı vardır. Yani bilinçli bir niyet, yani aynı bewusste Handlung veya bewusste Intention vardır arkadaşlar. Bewusste Absicht vardır. Ama verändern biraz daha pasif bir anlamı olsa da biraz daha aktif bir anlamı da var aslında. Bazı yerlerde yok, tamamen pasif diyorlar ama öyle değil. Şimdi örnekle açıklayayım. Şimdi ändern bir şey değiştirmek, yani ben değiştiriyorum şimdi, tamamen aktif bir anlamı var. Bir şey yerine bir şey koyuyorum. Burada böyle bir anlamı var, bunu sakın unutmayın. Örneğin, heute Abend ändere ich den Titel meiner wissenschaftlichen Arbeit. Ben bu gece işte bilimsel bir şey yazıyorum. Onun başlığını değiştireceğim. Değiştireceğim. Ne yapıyorum? Eski başlık yerine yeni bir başlık koyuyorum arkadaşlar. Veränderne gelince burada biraz pasif bir anlam var. Ihr Aussehen hat sich verändert. Onun dış görünüşü değişti. Evet, bir değişim var ama şimdi ben kendi kendime dış görünüşümü her zaman değiştiremem. Evet, saçımı kestiririm, dış görünüşüm değişir ama yıllar içinde ben büyürüm ve bu büyümek benim elimde olmayan bir şey veya yaşlanmak benim elimde olmayan bir şey. Peki diyeceksiniz ki, sie möchte die Welt verändern. Peki o dünyayı değiştirmek istiyor derken, yeni bir dünya yerine, yani dünya yerine yeni bir dünya koymuyor burada, değil mi? Alıyorum dünyayı, atıyorum çöpe, sonra yeni bir dünya koymuyorum arkadaşlar. Yani buradaki feenden değiştirmek biraz hani manevi anlamda bir değiştirmekten söz ediyoruz burada. Tutup da dünyayı uzaydan çıkarmıyoruz. Burada manevi bir değişim, dönüşüm var. Feenden o anlama geliyor arkadaşlar. Evet, umarım bu açıklama biraz sizin için faydalı olmuştur. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.